Herkese merhaba arkadaşlar, ben Alperen Öztürk. Monster Notebook katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz Oyun Canavarı serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayız. Bu videomuz biraz da rehber niteliğinde olacak. İçeriği ise FPS arttırma. En baştan başlayacak olursak FPS nedir? FPS frame per second dediğimiz, yani saniye başına gördüğümüz kare anlamına gelir. Hem online oyunlarda hem de hikayeli oyunlarda kullanıcıların en çok aradığı şey ise yüksek bir FPS değeri. Tabii FPS değerini etkileyen önemli faktörler var. Bu işlemci olabilir, ekran kartı olabilir, arka planda çalışan uygulamalar olabilir ya da bilgisayarın depolamasının doluluğu bile FPS'i olumsuz anlamda etkileyebilir. Bu videomuzda ise sizler için FPS değerimizi nasıl yükseltebilirsiniz onu anlatacağım. Dilerseniz videoya geçelim. İlk yönteme geçmeden önce bu videomuzda hem programlı hem de programsız yöntemlerin olduğunu söyleyelim. Yani siz isterseniz herhangi bir program yüklemeden dahi FPS'inizi az da olsa arttırabilirsiniz. Fakat farklı programlar indirmek de FPS'inizi olumlu yönde etkileyecektir. İlk yöntemimiz ekran kartınızın driver'ını güncelleyin. Şimdi diyeceksiniz ki ben zaten bilgisayarda hangi sorun yaşasam bana driverlarımı güncellememi öneriyorlar. Yani ben zaten bütün driverlarımı güncelledim. Fakat işler her zaman öyle olmuyor. Yani sizin driverlarınızı sürekli güncel olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü özellikle Nvidia tarafında 3 günde bir, 4 günde bir güncelleme geliyor. Tabii böyle olunca ne oluyor? Siz aslında 2 hafta önce ekran kartınızı güncellediğinizi iddia ediyorsunuz. Fakat ondan sonra 10 tane güncelleme gelmiş, haberiniz olmuyor. Bu yüzden ekran kartınızı en ufak bir FPS değeriniz düşse dahi hemen gidip kontrol etmenizi öneriyorum. Bu şekilde en azından driverlarınızı güncel tutarak az da olsa bir FPS artışı gözleyebileceksiniz. İlk yöntemimizde ekran kartıyla alakalı sorunları giderme konusunda yardımcı olmuştuk. İkinci yöntemimiz ise işlemci tarafından geliyor. Özellikle bazı FPS oyunlarında işlemcinin de FPS değerine önemli derecede etki ettiğini zaten biliyoruz. Peki bizim işlemcimiz yeteri kadar güçlü değilse veya işlemci konusunda bazı ısınma sorunları yaşıyorsak ve bu da bizim FPS değerimizi düşürüyorsa nasıl bu değerleri yükseğe çekebiliriz onu göstereceğim. Overclock, yani hız aşırtma işlemi yaparak işlemcinizi daha yüksek performanslı hale getirebilirsiniz. Fakat overclock işlemi sonucunda bazı olumsuzluklar bizleri karşılayabilir. Örneğin overclock, yani hız aşırtma işlemi yapılmış bir işlemci çabuk ısınır. Aynı zamanda bazı teknik problemler de olabilir. Bu yüzden YouTube'dan overclock nasıl yapılır veya benim ekran kartım bu, depolamam bu, bilgisayarım bu, ne kadar overclock yapmalıyım ya da işlemcim bu, ne kadara kadar ısınma problemi yaşamam gibi şeyleri araştırmanız gerekiyor. Aksi takdirde örneğin MSI Afterburner uygulamasına girdiniz ve işlemcinize overclock yapmak istiyorsunuz. Eğer yapmanız gerekenden yüksek bir yükseltim işlemi yaparsanız işlemciniz bozulabilir. Veya çok fazla yaparsanız aşırı ısınmalara maruz kalırsınız. Yani işlemcinizin her ne kadar gücünü arttırmış olsanız bile bazı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden overclock konusunda dikkat etmenizi öneriyorum. Üçüncü yöntemimiz ise Nvidia ekran kartı kullanan kullanıcıları ilgilendiriyor. Nvidia denetim masasına girdiğimiz zaman 3D ayarlarının yönetilmesi kısmına giriyoruz. Bu ayar sayesinde FPS değerimizi arttıracak bazı güncelleştirmeler yapacağız. İlk olarak genel ayarlar kısmında yüksek performanslı Nvidia işlemcisini seçmeniz gerekiyor. Çünkü eğer işlemcinizin dahili bir ekran kartı varsa yanlışlıkla onu seçmiş olabilirsiniz. Bu yüzden yüksek performanslı Nvidia işlemcisinin olduğuna emin olmamız gerek. Daha sonra doku süzme yerini bulacağız bu ayarlar kısmında. Ve bu doku süzme yerinde kalite kısmını sağ tıklayıp yüksek performans yapacağız. Normalde bu ayar kalitede kaldığı zaman düşük FPS değerleriyle karşılaşabilirsiniz. Bunu hemen yüksek performans yapıyoruz ve hemen diğer ayarlarımızda bu doku süzme kısmının altındaki ayarlar. Doku süzme kalite kısmının altında ise eş yönsüz örnek optimizasyonu var. Bu eş yönsüz örnek optimizasyonu da açık kaldığı takdirde yine FPS'imiz artacaktır. Onun altında negatif load tercihi kısmı da izin ver olarak kalacak ve 900 metre lineer optimizasyon kısmı da açık olacak. Nvidia denetim masasından yapacağımız bu işlemlerde bizim FPS'imizin artmasında önemli bir rol oynayacaktır. FPS'i etkileyen birçok faktörün olduğunu söylemiştik. Bu faktörlerden en önemlisi ise arka planda çalışan uygulamalar. Arka planda çalışan uygulamalar her ne kadar ekran kartını kullanmasa bile RAM'i sıkıştırdığı takdirde RAM de sizin FPS'inizi önemli derecede düşürebilir. Bu yüzden herhangi bir oyun oynarken
Bilgisayarınızda arka planda çalışan uygulamaları tek tek kapatmanız gerekiyor. Hatta bu başlangıç uygulamalarından kurtulmak için de çok güzel bir yöntem bulunuyor. Görev yöneticisini açıyoruz. Görev yöneticisi açtığımız zaman burada 7 tane sekme bizi karşılıyor. Bu 7 sekmeden başlangıç kısmına tıkladığımız zaman biz bilgisayarı açtığımızda bilgisayarımızla beraber açılan uygulamalar buraya geliyor. Bu uygulamaları tek tek kapatmanız gerekiyor. Yani bakın burada durum sütununda etkinleştirildi ve devre dışı bırakıldı yazan yerler var. Siz durum kısmına bir kere ya da iki kere tıklarsanız zaten etkin olan uygulamaların en üste çıktığını göreceksiniz. Burada bilgisayarınız için önemli olmayan, oyun esnasında zaten sizin açmamanız gereken bir uygulama varsa, bu Discord olabilir, Epic Games olabilir, Steam olabilir, Skype olabilir, bilgisayarınızda arkada çalışıp RAM tüketen herhangi bir uygulama olabilir. Bunu bu kısımdan üzerine sağ tıklayıp devre dışı bırak diyerek kapatabilirsiniz. Bu sayede bu uygulamalar bilgisayarınızı açtığınız zaman hiçbir şekilde açılmayacak. Bu da oyun içindeki sizin FPS değerinizi az da olsa etkileyecektir. Evet arkadaşlar, Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı serimizin bu videosunda sizlerle FPS değerimizi nasıl arttıracağımızı tartıştık. Tabii ki bu yöntemde herhangi bir program kullanmadığımızı belirtelim. Yani biz Nvidia ekran kartı kullandığımız Monster Notebook'umuzda Nvidia'nın kendi sürücüsünü kullandık. Bunun dışında farklı uygulamalar var FPS değerini yükselten. Fakat programsız yöntem en sağlıklısı diyebiliriz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.